Bir retro perspektiften daha herkese merhabalar. Final Fantasy 7'nin 1998'de çıkan sürümüyle birlikte karşınızdayım. Square Enix'in Squaresoft olduğu yıllardan bir oyun bu. Biliyorsunuz daha sonra Squaresoft, Square Enix oldu. Final Fantasy 7 benim oynamış olduğum ikinci Final Fantasy serisine ait oyun. İlk oynadığım Final Fantasy oyunu da Final Fantasy 8'di. Gerçekten çok özel, çok güzel bir oyun. Bende çok iz bırakan bir oyun. Bunu da bugün bilgisayar üzerinde oynayacağız. Bende bütün platformlarda var bu. Bütün platformlar var derken hem PlayStation 3 üzerinde bunun oynayabileceğim bir sürüm var. PS Vita'da oynanabiliyor aynı şekilde bu sürüm. Ondan sonra PlayStation 4 üzerinde oynanabilen bir sürüm var. Bu aynı zamanda PlayStation 5 üzerinde de oynanabiliyor. Bu Final Fantasy 7 Remaster olarak geçiyor. O gelen sürüm tabii ki. Ayrıca Steam üzerinden almış olduğum Final Fantasy 7 sürüm var. Buradaki de remaster sürümü oluyor. Yalnız bugünkü videoya özel olarak diyelim, bunun güzel bir Türkçe yaması var. Bu oyunu çok sevenlerin yapmış olduğu güzel bir yama. Bu arada bu oyunun Türkçe yaması için gönüllü bir çeviri tabii bu. Emeği geçen herkese ben buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Final Fantasy 7 niçin özel bir oyun? Final Fantasy oyunlarını biz bu ana ekranı da geçelim bir taraftan. Burada ilk önce tabii klavye ile bizim geçmemizi bekliyor. Ben kolla oynayacağım bu oyunu. Final Fantasy 7 niçin özel bir oyun? Çünkü bundan önceki sürümleri normalde biliyorsunuz Nintendo üzerinde meşhur olmuş bir oyun. Hatta 82 veya 84'te ilk çıkan oyun. Bu video oyun sektörünün krize girdi. Artık batma noktasına geldiği dönemde bu oyunun da yapımcılarının sıfırı tüketme noktasına yaklaştıkları bir anda Final Fantasy isimli bu oyunu yapıyorlar. Nintendo'ya çıkıyor. Zaten Final Fantasy adı da buradan geliyor. Son fantazileri. Ama o kadar çok tutuyor ki bu oyun. O kadar çok tutuyor ki. Belki de o dönemdeki video game crash diyorlar ya meşhur. Sektörü kurtaran oyunlardan birisi haline geliyor Final Fantasy. Günümüze kadar hala devam eden bir seri. Birçok platforma birçok sürümü geldi. Bunun içinde işte bilgisayarlar, konsollar, taşınabilir cihazlar ve bazı oyunları birçok platform üzerinde oynanabiliyor. İlk önceleri Nintendo üzerindeydi bu oyunlar. Final Fantasy 7 ile artık PlayStation'a taşındı. Final Fantasy 7 de konsollarda sadece çıktığı dönem itibariyle piyasadaki mevcut konsollar için konuşuyorum. Konsollardaki tek sürümü de PlayStation üzerindeydi. Yanılmıyorsam bilgisayara da bir süre sonra çıkmıştı yani o tarihlerde. Videomuzun ilerleyen aşamalarına geçmeden önce kanala abone olmayan arkadaşlardan bir destek atmalarını rica ediyoruz. Bildirimleri açın, videoları beğenin, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu arada 2023 yılının son videosu da bu retro perspektif videosu olacak. Final Fantasy 7'de. Ben zaten biliyorsunuz bu yıl başladım retro perspektif videolarına. Bu da 20. 2023 yılının da son retro perspektif videosu olacak. Yani 20. video demek 5. ayı bitirmiş oluyoruz biz bu şekilde. İnşallah 2024 yılında da retro perspektif videolarına devam edeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere söylemiştim. Oyuna çok güzel gönüllü bir Türkçe çeviri yapmışlar. Bakalım oyunumuza girelim. Gerçekten zamanında o kadar çok büyülemişti ki beni. Ben bundan önce de Final Fantasy 8'i oynamıştım. Tabi o teknik manada bu oyundan çok daha ileride. Ama bu oyun teknik manada geri olmasına, işte grafiklerinin daha kötü olmasına rağmen İşin açıkçası beni Final Fantasy 8'den daha fazla etkilemeyi başarmıştı. Biliyorsunuz 2020 yılında da bu oyunun remake'i çıktı. Final Fantasy 7 Remake adı altında. Sadece PlayStation'a yayınlandı. İlerleyen zaman diliminde konsollarda değildi. Bilgisayara bir sürümü geldi. PlayStation 5'i yükseltildi. Bir ek paketi geldi, integrate etti. Bu oyunu PlayStation 5 üzerinde, 4 üzerinde ve bilgisayar üzerinde oynayabiliyorsunuz. Remake'den bahsediyorum. Bu da meşhur çiçekçi kızımız Aerith. Aerith'in tabi bu Final Fantasy 7 Remake'teki göreceksiniz görsellerini çok iyi. Oyunun ana karakterlerinden birisidir kendisi. Şimdi Final Fantasy 7'yi özel yapan şey ne? Bir defa önceki 6 oyun yani bu Nintendo konsollarına çıkan ki bu oyunlar sırasıyla yine PlayStation konsoluna da geldi. Bu 1994'te çıkan ilk PlayStation'dan bahsediyorum. 16 bit grafikleri vardı. Belki de ilk çıkan oyunların grafikleri 8 bitti. Emin değilim. Bir bakmak lazım.
Oradan oyun 3 boyutlu poligonal grafiklerden oluşturulmuş karakterlerin sabit arka planlar vardı. Bu arada şu görmüş olduğunuz şehrin adı da Midgar. 8 sektörden oluşuyor. Şu bacaların her biri, her sektörde bir tane var. Bu buralarda işte büyük santraller var. Bununla zaten ilk girdiğimiz görevimiz diyelim, ilk görevimiz de burada. Herhalde o göreve kadar da ilerleyeceğiz. Bir taraftan da oyunun muhabbetini yapacağız. Bir tren geldi. Trenden birileri atlıyor. Bakalım kim bunlar? Bunlara bakacağız. Ya şu grafikler falan size cidden çok komik geliyor olabilir arkadaşlar. Ve esas oğlan geldi. Protagonistimiz. Niçin esas oğlana protagonist dedim? Çünkü karşımızdaki kişi kötü adam değil. Yani kötüdür değildir. Bu sizin kendi kişisel değerlendirmenize kalmış. Ama birçok Final Fantasy hayranı, bu oyunla ilgili kronikler tutan insanlar var. Bununla ilgili bir sürü makale yazan, bununla ilgili video çeken insanlar var. Sephiroth tabii o da. Sephiroth oyunun kötü adamı değil arkadaşlar ama antagonist. Yani kahramanın karşısındaki kişi. Zaten Final Fantasy 7'yi de benim gibi birçok insanın böyle delice sevmesine neden olan karakter de antagonistimiz Sephiroth'tur. Sephiroth gerçekten çok efsane bir karakter. Şimdi bize çaylak diyorlar, beni takip et diyor. Barret bu arada, bu karşımızdaki kişi. Peşinden gidiyoruz. Ya bu grafikler falan şimdi çok sırıtıyordur ama 98'de ben 99'da oynadım. 98'de PlayStation'ı ilk aldığımda oynadığım ilk Final Fantasy oyununda Final Fantasy 800'lü grafikler falan bundan çok daha iyi. Ondan sonra bakıyorsunuz karakterlerde kullanılan poligon sayısı daha fazla. Bu arada biz wait sistemi seçmedik. Yani beklemeli sistemi seçmedik. Hemen sağ tarafta belki benim başımın arkasında da kalıyor olabilir. Time var. Oradaki süre dolduğu zaman siz düşmana saldırabiliyorsunuz. Limitte biz hasar yedikçe o limit barı doluyor diyelim. O dolduğunda limit hareketinizi yapıyorsunuz. O da gerçekten çok enteresan. Değişik böyle hareketleri gördüğünüz, bazı durumlarda da oyunu kurtardığınız hareketlerin çıktığı bir özellik diyelim. Şimdi Türkçe, ya gerçekten aslında şunu Türkçe bilgisayarda oynamak büyük bir keyif ya. Yani bizim gibi 98'de çıktı bu oyun, 98'de, 99'da. O tarihlerde oynamış oyuncular için şunun Türkçe olması bambaşka bir his ya. Gerçekten bambaşka bir his. Dediğim gibi arka planlar görüyorsunuz arkadaşlar. 2'de karakterlerimiz poligonal, 3'de grafiklere sahip. Koşarak geliyoruz. Burada bir grup insan var. Bizimle birlikte işte trenden inenler. Bunlardan birisi Bix. Elit birlikteymişiz önceden. Elit Soldier. Avalanche diye bir grupta senin gibilere pek rastlanmaz. Bu Avalanche grubu da aslında bir çeşit direniş grubu gibi bir grup, öyle diyelim. Kime karşı savaşıyorlar? Bu Midgar isimli şehri yöneten şirkete karşı, Shinra'ya karşı savaşıyorlar bunlar. Evet, elit birlikler aslında dedik ya, Shinra, Shinra'nın bir alt birimi. Oradan ayrılmışız. Jesse de oradan diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil mi? Bu Bix ve Wedge muhabbeti aslında ta ilk Final Fantasy oyunlarından Star Wars filmlerine bir gönderme. Yanlış hatırlamıyorsam. Her Final Fantasy oyunlarında bunlar olur. Evet, devam edelim buradan. Onlar düşmanımız değil mi diyor. Avalanche'da bizim de ne işi var ki? Evet, eskiden elit birlikteymiş Jesse. Artık ayrıldı ve şu an bizimle, adını bilmiyorum. Adını bilmiyor çünkü biz vereceğiz adını. Adını değiştirmek haddimize değil abi. Cloud'un. Cloud'un adı değiştirilir mi? Yani şuraya Oldi yazılır mı? Yazılmaz abi. Cloud'a öyle bir terbiyesizlik yapılmaz. Orijinal adını geçelim. Adımızı söyledik bu elemanlara. Cloud. İsimleriniz umrunda değil. Bak bizimki de yani aksi çocuk ha. İşim bitince defolup gideceğim. Öğrenmek bile istemiyor. Kim geldi? Barret geldi. Ekibin de lideri. Ne yapıyorsunuz lan diye de bak hesap soruyor. Grup halinde dolaşmayın diye bizi uyarmış. Demiştim ya, bu Midgar şehrinde 8 farklı sektör var. Her sektörü besleyen reaktörler var. Hedefimiz diyor Kuzey Mako reaktörü. Reaktörün önündeki köprüde buluşacağız. Burada iki gruba ayrılacağız. Gördüğünüz üzere. Peşlerinden gidiyoruz. Tabi Barret buradan bize uyuzluğunu yapacak. Bize güvenmiyormuş. Lan güvenmiyorsan bizi niye o zaman ekibe aldın ya? Ama Barret güzel bir karakter ya. Oyunu oynadıktan sonra
bize ısınması biraz vakit alacak. Koşmak için hareket ederken yön tuşlarıyla aynı anda iptale bas. İptal dedi, PlayStation kolu kullanıyorsanız yuvarlak tuşu, Xbox kolu kullanıyorsanız benim şu anda kullandığım gibi B tuşu. Evet, ya şu sahneler falan belki sizin için hiç etkileyici gelmiyor ama 1998'de, 99'da oynayanların, eski Final Fantasy oyunlarını oynayıp da şu oyunu gören kişiler için var ya, inanılmaz manyaktı. Gerçekten inanılmaz manyaktı. Gerçi bu 2D arka planlar falan belki size dediğim gibi çok ilkel geliyordur ama dediğim gibi 16 bit grafiklerden şu grafiklerin olduğu bir oyuna geçmek gerçekten çok inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şunların bak, karakterlerin, eklemlerin birleştiği yerler dahi görünüyor. Ama tabii biz bunlar görüyor muyduk abi oynadığımız yıllarda? Yok, görünmüyordu. Yani eski Final Fantasy oyunlarını oynayanlar falan dibi düşmüştü ya bunları gördüğünde. Cil bu oyunun para birimi. 282 cilimiz var. Tabii daha sonra paraya para demeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bak, düşmanlar görünmeden karşımıza çıktı. Dikkatinizi çektiyse. Buna işte encounter diyorlar. Düşmanlar rastgele random olarak karşınıza çıkıyor. Reaktörün içine gireceğiz. Burada elemanlarla ilerliyoruz. Tekrar bir encounter yedik. 3 tane burada düşman var. Büyü de yapabiliyorsunuz. Oyunda büyüler de var. Bu büyüleri materya denilen taşlar var. Bak, elimizdeki kılıcın adı da arkadaşlar Bastard Sword. Bastard Sword da bu oyunun alameti, farikası olan silahlardan birisi. Cloud'un elindeki Bastard Sword. Bu silahın üzerinde bak 2 tane delik var. Dikkat ederseniz oraya taşlar takılıyor arkadaşlar. O taktığınız taşlar, işte hangi taşı taktıysanız onun büyüsünü yapmanıza izin veriyor. Bu arada bizim canımız da fazla acımamış ya. Zaten bu ilk düşmanlar tek vuruşta giden düşmanlar. Şimdi dedik ya, şu anki gördüğümüz sahneler hep 3 boyutlu. Fakat oyunda normal kısmını oynarken, savaş ekranı değil bu, savaş ekranında bütün mekan 3D görünüyor. Normal kısımlar 2D arka planlar, 3D karakterlerden yapılmış. O şekilde tasarlanmış. Şurada olduğu gibi. Şimdi Final Fantasy 7'yi tahmin ediyorum aranızda oynayan bayağı da bir arkadaş vardır. Geldik buraya. Şimdi onunla karşılaştırmak açısından böyle bir araya yan yana koyduğunuz zaman ya gerçekten çok enteresan ya. Yani hem o grafikleri görüyorsunuz hem bunu, bilemiyorum. Benim de Final Fantasy 8'e tanıştım bu seriyle. Sıra tabanlı oyunları falan biliyorduk ama bu JRPG oyunlarındaki sıra tabanlı mekanikleri bilmiyorduk. Ben Final Fantasy 8'de gördüm. Onun öncesinde işte görmüş olduğum benim sıra tabanlı Civilization vardı. Ya o da beni etkilemişti. Çok güzel oyundu. Civilization'ın Civilization olduğu dönemler. Daha sonradan Civilization 5'e kadar diyelim. Orada çok güzel işler yaptılar ama şimdi o günün, o dönemin şartları altında Civilization 2'nin oyuncular üzerinde bırakmış olduğu etkiyle işte Civilization 5'i 6'yı oynayan oyuncuların oynadığı dönemde onlar üzerinde bırakmış olduğu etki aynı mı değil. Final Fantasy 7 de işte aynı şekilde. Belki işte Final Fantasy 7 Remake'i oynayan oyuncular lan bu ne falan, yani şimdi görselleri güzel, fena da bir hikayesi yok. Yani oynuyorsunuz günümüz oyunlarla karşılaştırınca. Ama bu oyunu oynadığınızda, hikayeyi gördüğünüzde 1998'de aynı şeyi demeniz pek mümkün görünmüyor. Çünkü şartlar çok farklıydı. Böyle oyunları gerçekte kendi zamanı içinde, kendi döneminin şartları içinde değerlendirmek daha doğru bir davranış olur. Evet, Shinra ile çalışmış bir adamız, doğru. Ayrıldık ama. Bu Mako enerjisi oyunda ilerledikçe, bu Mako enerjisi nedir? Ondan sonra gezegene zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bu Avalanche grubu işte niçin böyle bir harekete kalkışıyor? Şimdi bunlar çevreci bir grup mu, terörist bir grup mu, direniş grubu mu? Bunların hepsi oynadıkça görüyorsunuz. Tabii şirketlerle ilgili bir nevi bakarsanız bu şehri yönetmeleri, bir manada gezegeni yönetmeleri diyelim, aslında Final Fantasy 7 için birazcık cyberpunk bir oyunda diyebilir miyiz? Diyebiliriz de diyemeyiz de. Niye? Çünkü steampunk havası da var bu oyunda arkadaşlar. Yani cyberpunk, steampunk karışımı böyle bir havası var. Steampunk ama sanki daha yakın gibi. Şimdi gezegenin yaşam kaynağı bu Mako enerjisi. Shinra o tuhaf makinalarla bu kaynağı emmeye devam ediyor. Tabii bizimki tersi olan ya.
işimizi yapalım, siktir olup gidelim kafasında. Haklısın. Şimdi bak, bu bizim JRPG'lerde çok rast geldiğimiz bir şey. Ekip 3 kişi de oluyor işte. 4 kişinin olduğu oyunlar var. 4 kişilik ekiplerin olduğu oyunlar var. Ya bunlar böyle tren gibi sırayla sizi arkanızdan takip ederler. Ya da Final Fantasy 7'de olduğu gibi, bunda olduğu gibi. Sizin karakteriniz de bütünleşir. Ama Barret aslında orada. Biz nereye gitsek bizim karakterimizle beraber o da geliyor. Encounter 7'mizde düşman karşımıza çıktığında ne oluyor? İşte karakterlerimiz ortaya çıkıyor. İki karakteri, üç karakteri kontrol ediyorsunuz. Şimdi buradan hızlıca gelelim kapıya. Elemanlarla mı konuşacağız? Evet, konuştuk. Bix, kod geçerli. Kapı açıldı. Devam ediyoruz buradan. Tek tek konuşacağız. Şimdi böyle değişik sekansların olduğu yerler de var. Kodlara, işte düğmelere aynı anda basmamız gereken sekanslar. Geçelim şuradan. Bazen yapabiliyorsunuz. Şuradaki tuşa bas. Şuradaki tuş dediği de buradaki tuş. Evet, bastık. Aşağıya doğru iniyoruz abi. Aşağı tuşuna bastık. Buradan aşağıya doğru indik asansörün içinde. Barret çıktı, yine nutuk çekecek bize. Bunun da böyle kaygıları var bu elemanın. Ya yani bu grubun diyelim, Avalanche. Bu sadece paraya bakıyor Cloud. Ama Cloud'un tabii güzel bir hikayesi var. Bu olaylara karşı duyarsız, ama niye duyarsız o da belli değil. Şu aşamada tabii bilmiyorsunuz. Şimdi bu işi bir an önce yapacağız. Robo Guardian'lar gelmeden gideceğiz. Barret tabii çıldırıyor bizi abi. Çıldırıyor. Oyunların işte o... Bakıyorsunuz grafiklerine falan. Eksik kalan kısımlarını hayal gücünüzle doldurduğunuz zamanlar abi. Eksik kalan kısımlar, yani o grafikleri tamamladığınız dönemden bahsediyorum. 90'lı yılların sonunda. Gerçi 2000'li yılların başında da grafikleri hala biz ne yapıyorduk? Kendi hayal gücümüzle eksik kalan kısmını dolduruyorduk. Düşman görüldü diyor. Saldıralım abi. Şimdi buradan ilk önce kim saldıracak? Barret mi saldırıyor? Barret'in de kolunda abi, görüyor musunuz? Mitralyöz gibi bir şey var. Koluna monte edilmiş. Bizim de elimizde Bastard Sword var. Ya kaçırdık ya. Mis mi dedi orada? Kaçırdın mı dedi. O kısmı acaba çevirmeyi unutmuşlar mı? Bir mis daha olsa anlayacağız. Dikkat etmedim ya. Evet. Ekibimizin diğer elemanı. Can iksiri de aldık buradan. Çıkalım. Devam ediyoruz abi. Merdivenlerden aşağı inelim. Gerçekten steampunk havasını daha fazla veriyor bu oyun insana ya. Ama bir cyberpunk havası var mı? Yok ya. Yanlışlıkla mı söyledik? Ne yaptık? Var ama birazcık da ya. Cyberpunk hava da var. Ama steampunk daha çok yakışıyor gibi ya. Doğru. Cyberpunk doğru bir tanımlama değil. Cyberpunk'ı da ben şundan dolayı söyledim. Hani kullanılan teknolojiler, insanların bu teknolojiyle bütünleşmesi falan. Yalnız steampunk'ta da var böyle şeyler. Steampunk dünyasında, hatta işte bu büyümüyü işleri de var. Steampunk çok daha doğru bir yakıştırma olur arkadaşlar. Evet, Jesse ile görüşüyoruz. Bu Jesse falan filan, bütün bu karakterler Final Fantasy 7 Remake'te de var. Ama Final Fantasy 7 Remake biraz eleştiri almış olsa da oyundaki şu karakterlerin kendi hikayeleriyle ilgili, burada arka planda anlatılmış olan hikayeleri siz Final Fantasy 7 Remake'te direkt oynayarak da takip edebiliyorsunuz. Tamam'a basacağız. Yani tamam dedi. Xbox'ta A tuşu, PlayStation'da X tuşu. X tuşu, X tuşu. İnelim abi merdivenlerden. Hızlı inme yok. Şunları alalım. Can iksirini aldık. Ah, yine bir tane encounter yedik. Ya Final Fantasy 8'i oynadığım ilk dönemde, yani farkına vardık. Bak, limit açıldı. Cesaret var. Brave. Şimdi Brave'i şuna bir yapalım. Limit Break hareketlerimiz de bunlar işte arkadaşlar. Tabi aldığınız silahla birlikte leveliniz de arttıkça farklı farklı limit break hareketleri de açılacak. Gerçekten güzel ya. Hani bilmiyorum. Ben hala şu oyunu oynarken keyif alıyorum. Hatta ara ara kanalla ilgili işte yeni şeyler yapmak istiyorum. Bu yapmak istediğim yeni şeyler hep eski şeylerle ilgili. Eski oyunlarla ilgili. Hani çünkü eski oyunlarla anlatılacak o kadar çok güzel şey var ki.
Ve bu anlattığımız şeyler bizim anılarımızda o kadar çok dolu ki. Yani benim için gerçekten çok değerli. Bilmiyorum, bunu anlatırken bu videolarda işte sizler de izlerken acaba benim bu neler hissettiğimi size düzgün aktarabiliyor muyum? Bunu hissettirebiliyor muyum? Bunu da merak ediyorum. Yorum yapan arkadaşlar yani bana cesaret veriyorlar. Bunu hissettiklerini ben görüyorum yorum yapan arkadaşlardan. Tabii videoyu seyredip hiç yorum yapmayan arkadaşlar da var. Belki onlar böyle düşünmüyor olabilir. Burada kim var? Jesse var. Tamam. Jesse. Aynı şeyi söylüyorsun. Merdivenden ineceğiz. Ya niye hoplayarak tutunuyorsun abi? Buradan nereye gidiyoruz? Bu tarafa gideceğiz. Evet, geldik. Yalnız işte bak. Gidip böyle sağda solda bakabileceğiniz, görebileceğiniz yerler olabilir. Oralarda işte önemli materyaller olabilir. Oyunun başı için bak, arkamızdan sürpriz saldırı yedik. Sürpriz saldırı olduğu zaman encounter'ı işte onlar size atıyorlar. Ne oluyor? İlk hata onlar yapıyorlar abi. Bu Barret'in de ileride güzel limit hareketleri açılıyor ya. Çok da baba adamdır ya Barret. Şimdi diyorum ya, böyle aklımda değişik değişik, özellikle bu eski oyunlarla ilgili, hani retro perspektifi belki geliştirebilirim. Onu da bilemiyorum. Belki farklı yeni bir video konusu, yeni bir video alanı açabiliriz kanalda. Bakacağız artık. Ama 2024 yılında olmayabilir, o kanaldaki abone sayısının artmasını bekleyebilirim. Bakacağız artık. Evet, şu aşağıdaki soru işareti ne ola ki? Çok önemli. Bunlar abi kullanacaksınız. Şimdi istediğiniz yerde oyunlarda kaydediyorsunuz. Hatta kaydı bırak, autosave işi var. Checkpoint noktalarından geçtiğinizde oyun otomatik olarak kaydediyor. Ama işte Final Fantasy'lerde böyle hep kayıt noktaları olur. O kayıt noktalarına gideceksiniz, kaydedeceksiniz. Bu menüye giriyorsunuz. Bu menü çok önemli. İlerledikçe şuradaki boş kalan kısımlara da bazı yeni özellikler gelecek. Bak, iki tane boş yerimiz var. Bakalım şuradan. Üzerimizdeki eşyalar burada arkadaşlar. Geri geliyoruz. Büyülerimiz, karakterlerimizi seçiyoruz. Şu karakter portreleri falan da zamanında bayılırdım bunlara ya. Bunlar bir de benim en çok hangi oyunda dikkatimi çekiyordu? Baldur's Gate'de işte. Icewind değil de. Orada da karakterlerin, ama onlar da sanat eseri gibi ya. Bakalım, iki tane büyüğümüz var. Buz ve şimşek. Bunlardan zaten bir tanesi materya olması lazım. Materya açıldıktan sonra o büyülerin durumları falan da değişiyor. Giydiğimiz, ah bak, slotları gördünüz mü orada? O slotlara işte materya taşları takılacak. Elimizdeki kılıçlar, Bastard Sword. Elimizdeki silah, sersem kılıç diye çevirmişler. Bastard aslında sersem demek değil. Böyle bir tercih yapmışlar. Belki de kelime anlamlarından birisi de odur, sersemdir, bilemiyorum. Durumunuzu buradan görebiliyorsunuz. Bak, iki tane materya aslında takılı. Orada biz açtığımızda iki materya takılabilir. Onu görüyorsunuz siz. Buraya girdiğinizde herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Burada değiştiremiyorsunuz materyaları. Değiştirebilmeniz için zaten materya menüsünün açılması gerekiyor. İşte üzerinizdeki eşyalar. Genel durumunuz, hatta şöyle gidip tekrar göstereyim. Burada işte gücünüz, çevikliğiniz, direnciniz. Bunlar sizin statlarınız. Altında da işte atağınız, atak yüzdeniz, defansınız, defans yüzdeniz. Ha, böyle değişik bilgiler var. Düzende şöyle arkadaşlar, farklı farklı karakterler bizim ekibimize katılacak ileride. O karakterler katıldığında işte istediğimiz kişileri bu 3 kişilik ekibin içine alıyoruz. Diyelim ki bir tanesi bir bölümdeki boss'u geçeceksiniz, geçemiyorsunuz, iş görmüyor abi. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, diğer karakteri alıyorsunuz. Şimdi yalnız bununla ilgili bir sıkıntı var Final Fantasy 7 ile. Bütün karakterleri geliştirebilmeniz gerekiyor oyunda sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmeniz için. Ama bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Kullanmadığınız karakterlerin leveli artmıyor arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. Bu remaster sürümlerinde bu konuyla ilgili bir değişiklik yaptılarsa bilmiyorum. İlerleyen Final Fantasy oyunlarında bunu yaptılar. Sizin karakterlerinizin levelini arttırabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Onları kullanmanız gerekiyor. Ya bu level atlama işi Final Fantasy'lerde biraz enteresandır. Mesela 8. oyunda bu non-encounter özelliği vardı. Encounter yememe. Onu da
G.F.'lerden birisini alıyorsunuz. G.F. dedim, Guardian Force'a. Onlar bizimle beraber savaş esnasında işte onu çekiyorsunuz. Düşmana çok ölümcül hareket falan yapıyor. Bu materyanın burada nasıl bize büyü olarak etkisi varsa, o Guardian Force'larında işte junction ettiğimiz, yani işte seçiyorsunuz, bir özellik sizin için aktif hale geliyor. Bu Guardian Force'lardan birinin bir özelliği, hatta bir iki level atladıktan sonra açılıyordu, non-encounter diye. Hiç level atlamıyordunuz. Bu ne işe yarıyordu? Oyun boyunca şimdi herkes level kasar ya, level alırsınız. O oyunda abi level almamak büyük bir avantajdı. Büyük bir avantajdı. Çünkü level scaling dedikleri muhabbet var. Sizin leveliniz kaçsa düşmanlarınız da o levele göre gelir arkadaşlar. Hani düşünün ki siz kastınız karakteri level 99 yaptınız da düşman ona göre geliyor. Atıyorum 2 milyon hit point oluyor. Ama aldınız siz non-encounter'ı. Yemiyorsunuz encounter hiçbir şekilde. Sadece oyunda karşılaşmanız gereken senaryo icabı. Bu düşmanlar geliyor. Onlardan size bir XP geliyor. İşte atıyorum final boss'una geliyorsunuz. 8 level geliyorsunuz. İşte atıyorum 10 level geliyorsunuz. Hatta bu bosslardan size XP de vermiyordu. Onu da söyleyeyim. Final Fantasy 8'de öyleydi. Yani non-encounter aldınız ya. Hiç yemiyorsunuz encounter. Bossları da öldürüyorsunuz. Bosslardan size experience gelmez. Final Fantasy 8'de. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. İnşallah yanılmıyoruzdur. Oynayan arkadaşlar var da benim söylediğim eğer yanlış bir bilgilendirmeyse bizi aydınlatsınlar. Oradan da experience gelmiyor. Yani siz final boss'un karşısına 8 level çıkıyorsunuz. 9 level çıkıyorsunuz. Ona göre az canı var. Tabii sizi buluşan bazı taşlar vardı Final Fantasy 8'de. Devamlı bu deminki Limit Break muhabbeti var ya. Limit Break'in orada değişik bir adı vardı. Limit Break'in devamlı açık olduğunu düşünün. Devamlı açık. O taşı kullandığınızda canınız kaç olursa olsun, yani canımız azaldığında limit break açılıyor ya darbe aldıkça biz. Onda canınız full de olsa, hiç darbe almamış da olsanız o taşı kullandığınızda limit break açık oluyor. Tabi silahınızı geliştirdikçe ona göre de yeni limit break hareketleri geldiği için Final Fantasy 8'de son boss'u o non-encounter özelliğiyle gidiyorsunuz abi. Hiç level falan atlamamış. Bu level scaling muhabbetinden dolayı. Onun da leveli 8 abi. Maymun ediyorsunuz ama elin hayvan gibi silah var. Hayvan gibi limit break hareketleri falan yapıyorsunuz. Böyle stratejik, enteresan muhabbetleri de vardır. Limitine bakalım buradan. Açılacak işte seviye 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü. Bunları görüyorsunuz. Ayarlara bir saniye şuradan. Ayarlara da bir girip bakalım şöyle. Buradan değişik işte. Ayarlar var. Bakabiliyorsunuz bunları. Kafanıza göre ayarlarsınız. Buralarda işte kaydediyorsunuz. Bize bu kadar kayıt slotu vermiş. Her birinin içinde de böyle 3 tane kayıt, hatta 3 değil, kaç tane var? 15 tane var. Yani kaç? 10, 15, 150 tane farklı kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, hızlı bir şekilde şuradan Makaro reaktörünün içine doğru ilerleyelim. Evet, geldik. İşte bakın, şu gördüğünüz taş materya taşı. Hemen geliyoruz, materyamızı alıyoruz. Evet, bu yenilenme materyası. İşte bu destek büyüleri falan yapmanıza yarar. Girelim hemen. Açıldı mı? Açılmadı. Ekipmana gelelim. Ekipmanı da üzerinde değiştiremiyoruz ki abi. Daha henüz materya menüsü açılmadığından bir şey yapamıyoruz. Şimdi geldik. Burayı havaya uçurduğumuzda geriye sadece molozin kalacak. Patlatacağımız yer burası. Bize bombayı kur diyor abi. Klaus soruyor ona, sen yapamaz mısın? Ben izleyeceğim, sakın batırayım deme gözüm üzerinde. Hala bir ciddi güvensizlik var iki karakter arasında. Ha, çok normal. Elemana yalnız bak bir şeyler oluyor bu eski elit soldierlardan. Elit soldier, elit asker. Bunlar böyle değişik, onların bir yaşamları var. Bunun da sebebi aslında kullandıkları materyaller var ya, materyallerin yan etkisi var. Final Fantasy 7'den bildiğimiz bir özellik. Bütün bu Elite Soldier'ların göz rengi mavi abi. Mavi olmasının sebebi de kullandıkları bu materyaller. Materya taşları diyelim. Onlardan dolayı gözleri hepsinin mavidir. Yani normalde gözü siyahtır, kahverengidir, eladır. Neyse abi. Eğer bu Elite Soldier olmuşsa, materya kullanıyorsa, kullandıkça ne oluyor? Bunların gözü mavi oluyor. Bu da böyle bir detay. Ne oldu mu? Oldu mu dedim, hadi. Tamam hadi. Takalım şuradan biz bombamızı abi. Yerleştiriyoruz.
Herhalde burada bize süre soruyordu ya, yanlış hatırlamıyorsam. Yani zaman ayarlı olacak ya bu. Dikkat et ne geliyor ve oyunun ilk boss'u. Abi bunlar mini boss ama. Şimdi oyunun ilerleyen kısımlarında falan bunlar bolca çıkar karşımıza. Ya atak değil de biz buradan büyü, makineler abi, Thunder büyüsü. Bu şimşek büyüsü var ya, bu Thunder büyüsü. Bunlar çok sağlam etki eder makinelere. Bak 90 vurdum. Bir de kılıçla vuralım bak. Şimdi bu normal kendisi elindeki mitralyözü ateşe çıktı. Canımız da bayağı azaldı ha. Bak 33 vuruyor. Şuradan yalnız biz kendimize bir can iksiriyle can basalım. Fazla canımızı da kaybetmeden. Daha bize saldırıyor el ama. Ne yaptı? Bizi taradı aslında. Can iksirimizi kullandık. 196 oldu. Dursun bakalım. Şimdi time, burada zaman çizelgesinin dolmasını bekliyoruz. Tekrar biz şimşek büyüsü yapıyoruz. Barette de normal atağa devam. Aslında el bombası falan varsa el bombası da kullanabiliriz buna. Onun için de item'in içine giriyorsunuz. Eşyanın içine girmeniz gerekiyor. Buradan büyüye devam. Evet, baret bak dikkatli ol. Kuyruğu havadayken saldırırsan lazeriyle karşılık verir. Kuyruğu kaldırdı mı? Canı az gitti ya. Kuyruk lazeri vallahi burada canımızı bayağı bir azalttı. Tekrar limitimizi kullanalım buna. Büyük atış yapalım. Baretinde limit break'i bu abi. Hani 61 götürdü. Cloud'un da limiti var. Brave'i yapalım şuradan. Yalnız bayağı bir canlarımız azaldı. Bir saldırı daha yemeden vallahi iyi olurdu da. Eşya, can iksiri. Cloud'u kaybetmeyelim. Vallahi Cloud'u kaybet. Yaşam iksiri. Kaldır bakayım şuradan. Eğer ölmezsek. Kaldıralım buradan Cloud'u. Hayır. Şuradan can iksirini önce Barret'e kullanalım. Barret de bize kullansın. Tam tersi mi oldu? Yok, herkes kendine kullandı. Ya birer tane daha çakmamız gerekiyor can iksiri kendimize. Çünkü bayağı acıtıyor bu. Bir tane daha. Bu arada kuyruğunu kaldırdığında aslında defansa geçsek canımız daha az acırdı abi. İşte burada tarıyor şimdi bizi. Barret bir yapsın bakalım şuradan. Süperini, limitini, limit break hareketini. Aa bak, güzel canını acıttı. Evet, şimdi biraz daha rahatız. Bakalım götürebilecek miyiz bunu? Akrep kuyruğu abi hiç affetmiyor ya. Cloud, yap bakayım şuradan bir şimşek kuyruğunu. Şimdi bu tarz oyunlarda bazı oyuncular diyor ya, bunlarda oynanış yok, bizim bir arkadaş var hiç sevmez abi böyle sıra tabanlı oyunları. Ondan sonra Baldur's Gate gibi işte mesela zar atıyorsun falan, sevmiyor adam. Halbuki bunlarda da bayağı taktik böyle yapmanız gerekir. Abi canımızı acıtıp duruyor ama. Limitimizi yapalım. Büyük atış. Artık şundan kurtulalım ya. Cidden canımızı bayağı acıttı bu. İki limit break hareketi arka arkaya gelecek ve kurtulacak mıyız? Bilemedim. Bayağı da acıttı canımızı ha. Evet, kurtulduk. Diğer limit break hareketini yapmadan kurtulduk. Şimdi eski oyunlarda zorluk derecesi yoktu. Bu yeni çıkan Final Fantasy 7 Remake'te zorluk derecesi var. Nasıl var zorluk derecesi? Ya bize bombayı kurdururken zaman da istemedi ya. Yani ya 10 dakika ya 20 dakika diye seçiyor olmamız lazım. Acaba bu saldırıdan sonra mı oluyordu bu? Bilemiyorum. Hadi buradan çıkalım diyorum. Şimdi patlamaya 10 dakika. Final Fantasy 7 Remake'te mesela bu 10 dakika, 20 dakika, 15 dakika artık neyse size seçenek veriyor. Evet, hızlı bir şekilde burayı terk etmeye çalışalım ama büyülerin içinde büyü. Tabii materyamız var ama
Materyayı takamıyoruz abi. Materyayı üzerimizdeki herhangi bir şeye takabiliyor muyuz? Takamıyoruz. Çünkü materya seçeneği hala açık değil. Şuradan item'a girelim. Can iksiri bir tane kalmış. Cloud'a yap bakayım onu da. Kalmadı başka. Hızlı bir şekilde kaçalım abi buradan. Geldiğimiz yolu aynen takip edeceğiz. Hatta gitmeden de şurada kaydetmekte fayda var. İşin açıkçası fazla da devam etmemizin pek bir manası yok. Yani grafikleri falan oynayalım size işte daha böyle güzel grafikleri bölümleri göstereyim falan desem herhalde burun kıvırırsınız. Çünkü bu oyun grafikleri gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani oynadığımız dönemde bunlar bizi çok etkileyen oyunlar. Kaç sene olmuş? 25 sene olmuş. Yani ben 24 sene önce oynadım 99'da. İlk Final Fantasy 8'i oynadım. Sonra Final Fantasy 7'yi oynadım. Şimdi 24 sene olmuş, 25 sene olmuş. Bak çeyrek asırdan bahsediyoruz ya. Hani yaşımız falan ilerledi herhalde buradan belli oluyordu. Çeyrek asır önce oynamışım ben bu oyunu. Aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen bu oyuna hala bir şeyler besliyor olmamız duygusal manada bu oyundan herhalde biz ne kadar etkilendiğimizi de gösteriyordur arkadaşlar. Evet bu yılın son retro perspektif videosu Final Fantasy 7'ye nasip oldu. 20 tane video yapmış olduk bu videoyla. Yanlış saymadıysam 20. olması lazım bu. Artık 2024 yılında başka retro perspektif videolarında inşallah sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzleyip de hala abone olmayanlar varsa bu arkadaşların abone olması beklentisi içindeyiz. Olmalarını arzuluyoruz. Videoları beğenin, bildirimleri açın, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.